Merhabalar, 5. mevsime hoş geldiniz. Bugün gündemimizde resim sanatı var. Şöyle gündemden biraz uzaklaşacağız. Vaktiniz müsaitse bence hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü çok güzel resimleri sizinle paylaşacağız bugün. Belki bir sanat galerisini gezmiş gibi olacaksınız. Size de iyi geleceğine inanıyorum. Programdan önce fotoğraflara bakarken hayran olmamak elde değil demiştim içimden. Misafirimiz Konya'da resim, Türkiye'de resim denince ilk akla gelen isimlerden biri. Hocamız Muhsin Kaleli Bey bugün misafirimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaman ayırdınız hocam. Teşekkür ediyorum. Atölyede çalışmalarınız çok yoğun. Takip ediyorum sosyal medyadan. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Sizleri görünce daha da iyi olduk. Bilmukabele. O enerji bize de geçiyor. Evet. Biz siyasi gündemin yoğunluğu, kendi program akışımızın yoğunluğu nedeniyle günlerdir sanatla ilgili bir şey yapamıyorduk. Biz de bugün onun heyecanı içerisindeyiz. Sizinle beraber şöyle bir terapi yapacağız inşallah. İnşallah. Sohbete başlamadan önce izleyicilerimize izninizle bir hatırlatmada bulunayım. Ekranımızda bir WhatsApp hattı göreceksiniz. Hocamıza ulaşmak isterseniz resim sanatıyla ilgili, kurslarla ilgili, yetenek sınavlarına hazırlıkla ilgili bize hiç çekinmeden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ekranımızdaki WhatsApp hattından programla ilgili de görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Hocam resim sanatı deyince belki başlı başına ayrı bir program yapmak gerekiyor. Çünkü o kadar uzun zamandır insanlıkla resim iç içe ki biz yazıların bile harflerin bile resimden geldiğine inanıyoruz değil mi? Bilimsel evet, çalışmalar evet. Hep öyle. İçimizden gelen bir şey var. Bazen hiç yeteneği olmayan insanlar bile kağıt kalemle buluşunca bir şeyler karalamaya başlıyor. Bunun önüne geçemiyoruz değil mi? Tabii o apayrı bir boyut ama bir de işin çok profesyonel bir hali var. Sizin genel olarak resim sanatına bakış açınız nasıl? İsterseniz oradan başlayalım. Evet. Şimdi az önce söylediğiniz gibi yani insan var olduğundan beri çünkü insan muhteşem bir yaratık. Yani Cenab-ı Allah insanı mükemmel yaratmış. Diğer canlılar içerisinde insan konuşabiliyor, düşünebiliyor, yazabiliyor. Tabi bu tarih çerçevesinde oradan baktığımız zaman tabi bu eski kalıntılarda, mağaralarda değişik figürlere rastlanıyor, görünüyor. Ki bazı yazılar da işte dediğiniz gibi şekillerden oluşup daha sonra yazıya dönüştürülüyor. Yani insanoğlu işte konuşarak ifade edebiliyor, yazarak ifade edebiliyor, çizerek ifade edebiliyor. Yani resimde çizimle insanın kendini ifade etmesi, yani kendi ruh halini, içindeki o fırtınaları veya sükuneti tuvale aktarıyor veya kağıda aktarıyor çizerek, boyalarla, renklerle bunları ifade etmeye çalışıyor. Tabii bunu ciddi anlamda ya bu sanata gönül verip emek verip üzerinde çalışıldığı zaman tabii ki bu ifadeler daha güçlü oluyor, daha etkili oluyor. Karşı taraftaki insan da sendeki o ruh halini veya anlatmak istediğini daha iyi anlıyor. Evet. Bu çok güzel ifade ettiniz hocam. Resim bir ifade ediş şeklidir. Resim hatta bir dil gibidir dediniz. Evet, İçimizdeki evet. duyguları yansıtıyoruz dediniz. Ve bir de yani bu dilin şeyi önemli. Yani evrensel bir dil. Değil mi? Tabii. Başka yani, bir dil bilmeye tabii, gerek yok. Tabii ki yani bir resim yaptığınız zaman bunun dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun herkes anlar. Tabii ki şu da var. Tabii ki kendi gelenek görenekleriyle veya yetişmesiyle de o ülkenin kültürüyle de alakalı. Ama ondan bir şeyler anlar. Bir şeyler çıkarır. Yani resim yaparken de bunu düşünerekten yapmak lazım. Yani bütün dünyadaki insanlar aynı duyguyu verebiliyor muyuz? Yoksa sadece belli bir yöredeki insanlara mı hitap edebiliyoruz? Şu da bir gerçek evet. değil mi? Resme bakan kişi de kendi dünyasıyla bir şeyler alıyor o resimden. Yani tabii öznel ki. Bir bakış evet, açısı da evet. var. Size bazen şöyle gelenler oluyor mu? Hiç düşünmediğiniz bir anlamla. Ya bu tablonuzda böyle bir şey var mı hocam deyip sizi şaşırtanlar oluyordur muhtemelen. Yani oluyor tabii ki. Ama şu var. Genellikle ya benim anlatmak istediğimi anlayan insanlar. Anlıyor. Yani ben ona seviniyorum. Yani içimdeki bir şeyler anlatmaya çalışıyordum.
Bunu karşı taraftaki insanlar insanlara o duyguyu verebilmenin mutluluğunu da yaşıyorum. Yine aynı o duygu paralelliğinde değişik şekilde yorumlayanlar da oluyor. Yani bu da işin ayrı bir güzelliği. Ya ben hiç düşünmediğim ama tamamen benim düşüncelerime uygun şeyler söyleniyor. Bu da ayrı bir keyif. Evet. Yani izleyicilerle beraber yorumlamak da aslında çok heyecan evet. verici bir süreç heyecan olsa verici. Gerek değil mi? Yani şu var aslında. Yani sanatçı, ressam veya bestekar ürettikten sonra, yaptıktan sonra o işte tablosunu veya şey neyse müzik eserini ondan sonra onu bırak şey yapması lazım. Yani bırakacaksın o resmi orada. İzleyici, o resme bakan o kendi dünyasıyla yorumlasın. Yani biz yorumladığımız zaman, resmi yapan kişi yorumladığı zaman tabii ki karşı taraf etkileniyor. Onun için ben seslenmiyorum genellikle. O kişi nasıl yorumluyor? Onu o dünyaya bırakacaksın. O alemde kalsın. Diyeceksiniz. Evet, çok güzel. Evet. Hocam bir de öyle sanatçılar var ki siz de bunlardan birisiniz. Tablolarına baktığımız zaman o sanatçıya aittir bu resim diyebiliyoruz. Evet. Sizin eserlerinize baktığımız zaman da her tabloda imzanız olan bir ışık kullanımı, mekan seçimi, bir takım figürler var. Birazdan konuşacağız Hı-hı. derviş gibi. Sizinle bütünleşmiş. Diğer birçok sanatçıda da böyle bir usrup görebiliyoruz. Hı-hı. Artık tablolarınız sizden bir parça olmuş. Değil mi? Muhakkak evet, size söylüyorlardır. Evet, hocam evet. görünce anlıyoruz sizin Hı-hı. çalışmanız olduğunu diye. Yani şu olması gerekiyor ki tabi bu da birdenbire olacak şey değil, zaman alan bir şey. Bazı şeylerin yerinde oturması, o kendini ifade edebilmen bir süreç bunlar. Tabii ki yani bu kendiliğinden oluşan işte bu resimdeki tarzlar vesaireler bu sizin imzanız oluyor artık. Evet. Yani imza atmasanız bile işte bu resim işte Fatma Hanım'a ait, işte bu resim işte Muhsin Kaleli'ye ait denilebiliyorsa resmin kendisi imza oluyor değil ya mi? Ya evet kendisi imza kendisi oluyor imza zaten. Kendisi gibi. İmza oluyor. Hocam arkadaşlarımız paylaştılar. Biz de zaten sabırsızlanıyorduk. Konya'yla özdeşleşen sanat eserlerini ve mekanları görüyoruz. Çok güzel anlarından fotoğraflar galiba değil mi? Onların üzerinden mi çalışıyorsunuz hocam? Nasıl? Yani şimdi tabii ki yani ressamlar değişik çalışma şekilleri var. Hı hı. Herkes kendine göre. Yani bu konuda yani sanat yapmak yani şeydir, serbesttir. Yani nasıl istiyorsan onu yapacaksın, onu üreteceksin. Yani bir fotoğraftan da yapabilirsin. Hayalinden de yapabilirsin. Fotoğrafın içine hayalini koyabilirsin. Doğayla baş başa olabilir. Değişik tekniklerden faydalanabiliyorsun yani. Neticede araç gereç de yapılıyor. Yani bir tuval de bir bezden yapılıyor. İçli üzerine boyalar da. Bunlar da değişik maddeler, katkılar yani. Kimileri şöyle der ki işte fotoğraftan mı yapıyorsun filan. Tabii fotoğraftan yapsan da kendini ifade ediyorsun. Yani o fotoğraf seni ifade ediyorsa hı hı. senden bir şey ise tabii o kadar fotoğrafını tabii ki yani, neden onu tabii seçtiniz? Tabii ki yani her şeyden resim yapabilirsiniz. Fotoğraftan hocam, da yapabilirsiniz. Ama kendinize özgün olmak şartıyla yani. Hı hı. Ama öğrenme aşamasında reprodüksiyonlar yapabilirsiniz yani öğrenmek için. Ama kendinizi bulmanız açısından başkalarından kopya değil kendi ürettiğiniz şeyleri yapmanız lazım. Yani yapmış olduğunuz resimlerde bir bütünlük veya birbirini tamamlayıcı olması gerekiyor. Çalışmalar olması evet. gerekiyor. Sizin resimlerinize bakanların ortak bir yorumu var. Sanki oradaymışçasına bir uhrevi atmosfere bürünüyor insan resme bakarken. Ne güzel. Tabii ki fotoğraftan ayıran en önemli boyutu bu. Sizin Hı-hı. yorumunuz. Hı-hı. Daha önceki programlarda da söylemiştim. O kadar güzel bir ışık kullanıyorsunuz ki insan ona kapılıp gidiyor. Sanki orada bir pencere açılmışçasına, oradan bir rüzgar geliyormuşçasına bir etki oluşturuyor. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bu bir sırsa anlatmak da zordur. Mümkün müdür bilemiyorum. Evet. Çok da güzel örnekler var. Belki birazdan Hı-hı. tek tek üzerinde de konuşuruz. Buyurun Hı-hı. hocam. Şimdi tabii ki o ifade biçimi. İşte kimisi resimlerinde fırça darbeleriyle darbeli olarak veya sırf renklerle bunları ifade ederler. Kimisi soyutlayarak ifade eder. Ben de resimlerimde gerçekçi olarak ifade etmeye çalışıyorum. Yani olayları
herkesin daha iyi anlayabileceği şekilde zor bir teknik gerçekçi resim yapmak. Yani fotorealistik dediğimiz, hiperrealizm dediğimiz bunu ifade edebilmek uzun zaman alıyor. Ama şu var, o zamanına değiyor mu harcadığın zaman? Tabii ki değiyor. Yani ben kendimi orada daha iyi ifade edebiliyorum, daha iyi şey yapabiliyorum. Yani o ışıklar da, çünkü hayatta hep bir ışığa ihtiyacımız var. Aa, yani çok güzel söylüyorsun. Sabah doğsun istiyoruz, güneş doğsun, güneş gelsin istiyoruz. Bir aydınlık istiyoruz, maddi manevi, tabii evet. ki yani. Sadece o ışık dediğimiz güneş ışığı veya buradaki spot ışıkları değil. Orada ayrı bir ışık. Yani dünyamıza da olsun, içimiz açılsın o pencereden. Bu dünyaya daha güzel bakalım. Yani Yüce Mevlam öyle güzel yaratmış ki bu dünyayı, bu kainatı. Bakarken önce kendimize, kendimize bakıp ve daha sonra Rabbimizin diğer yarattıklarına bakıp şükretmek, kanaat etmek. İşte o ışığı görebilmek. Karamsar olmamak yani hayatta. Güne başlarken daha ümitli, daha müspet. Evet. Tabii ki yani sağlığın iyisi tamam, büyük şükür. Müthiş. Peki hocam, sormadan edemeyeceğim. Gerçekçi bir yaklaşımım var diyorsunuz resim sanatına. İstisna olarak mı yorumlamalıyız? Bir de derviş var tablolarda gezen. Evet. Bir yanda müthiş bir gerçekçi altyapı, bir yanda da gönlünüzden kopan bir derviş. Bu ikisi bir araya geliyor bazı tablolarda. Muhakkak izleyiciler soruyordur. Bu derviş hocam gerçekten orada mıydı diye soranlar vardır. Evet. Bir şaşkınlıkla. Yani şimdi şöyle ona anlatayım. Tabii burada bir değerlerimiz var bizim. Yani değerlerimiz nedir? Geçmişten günümüze kalmış olan o tarihi miras, o tarihi mimari, o büyük sanat eserleri. İşte Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi. Yani ben yapmış olduğum resimlerde Türk kültür, yani Türk tarihiyle ilgili veya bu Anadolu tarihiyle ilgili burada ne varsa, işte camiler, köprüler vesaireler neyse, hepsi bizim. Ve hepsi bize emanet. Evet. Hepsi bize emanet. Orada yaşayan bir şey var değil mi hala? Tabii ki ya. Orada bir ruh var. O eserlerin içerisinde, o tarihi mekanların içerisinde ayrı bir ruh var, bir yaşanmışlıklar var. Bu tarihi bir konak da olabilir. Bir tarihi medrese de olabilir veya yüzyıllar öncesinde yapılmış bir cami de olabilir veya Hazreti Pir'in o mekanı da olabilir. Çünkü onda orada neler yaşandı. Kimler adımladı değil mi o taşların üzerine? Evet, yani kimler adımladı, hangi beyitler okundu orada? Kaç derviş geçti kaç o sokaklardan? Kaç derviş geçti, evet. Yani bunu hissetmek. Bunu daha önce de bir programda söylemiştim ama ben İnce Minare, buradaki İnce Minare Medresesi'nde, Selçuk döneminde kalan o medresede bir sergi açma fırsatı buldum. Aa, çok yıllar güzel. Öncesinde. Tabii o zamanlar daha değişik resimler yapıyordum. İşte doğadır vesairedir. Orada ben bir hafta kaldım o mekanın içerisinde ki ben orada bir... müthiş bir şey yakaladım. O ruh, oradaki insanları hayal ettim. Yıllar öncesinde dedim, burada insanlar vardı. İşte ders yapıyorlardı, okuyorlardı, konuşuyorlardı. Ve bir şeyler yapılıyordu. Ya bu mekan onun için yapılmış, onun için tasarlanmış. İlme ne kadar önem verildiği, sanata ne kadar önem verildiği. Yani bir insanın bir şeyi yapabilmesi, yani şimdi şurada, şu şeyinizde, platformunuzda bir arkada dekorlarınız var. Değil mi? Bunların güzel olması lazım. Ki siz burada daha güzel, daha iyi program sunabilirsiniz. Yani eşyalar, etrafında bulunan şeyler bizi etkiler. Aa, çok güzel. Renkler bizi etkiler. Orada da aynı şekilde o İnce Minare Müzesi'nde de, medresesinde onu gördüm. Orası bir üniversite. Hala yaşıyor değil mi hocam? Hala yaşıyor ve o kadar emek verilmiş ki. Her taraf o taş işlemeler vesaireler. Yani ne gerek var ya, ne lüzum var ya. Değil işte kardeşim yani, değil. O
Hocam o kadar evet, güzel yani söylüyorsunuz ki. Şimdi İnce Minare'yi de gösteriyor. Daha sonra dedim ki kendime, dedim Muhsin, bu tarihi eserler üzerine bunları hatırlatıcı bir resimler yapman lazım. Bu dedim senin üzerinde bir sorumluluk. Sen burada... Madem bunu hissettin dediniz. Bunu yani hissettin ve burada sergi açtın. Sen boşuna değil yani buradaki bulunman dedim. Bu dedim sorumluluk sana yükleniyor. Ve kendime öyle bir sorumluluk yükledim. Derviş orada mı doğdu? Yani derviş orada doğdu, evet. Peki hocam, şimdi biz genelde tarihi eserleri taştan ibaret diye bakabiliyoruz. Tabii ki genelleme değil ama yaygın olarak bina, taş, işte işlevi olan bir şey olarak görüyoruz. Ama hala yaşayan, o günkü insanların nakşettiği mesajları bize ulaştıran canlı bir mekan olduğunu hayal edersek, hı hı, bize inanılmaz kapılar açacak. Evet, bakalım, belki ecdadımız şu anda yaşamıyor ama bize bıraktığı emanetler aracılığıyla bizlerle konuşmaya devam ediyorlar. O mesajlar hala diri. Evet, değil evet, mi? Evet. Ve insana verilen değerinde bir göstergesi. Tabii. Buradan inşallah devam edelim. Sohbetiniz çok güzel. Yine fırsatımız olursa, vaktimiz kalırsa biraz da öğrenci çalışmalarına, tamam, gelmek istiyoruz. Hı hı. Reklamlar var. Reklamların arkasından burada olacağız. Evet, 5. mevsim devam ediyor. Bugün şehrimizden ressam Muhsin Kaleli hocamız misafirimiz. Biz ilk bölümde sohbete başladık. Onun gerçekçi resim üslubundan bahsettik ama o gerçekçiliğin içinde de küçük ama aslında çok büyük bir istisnadan, her tabloda, aşağı yukarı her tabloda görünen dervişten, dervişin sırrından konuştuk. Bizim için çok özel yorumlardı. Belki vaktimiz kalırsa tekrar geliriz dervişe. Hı hı. Çünkü onun apayrı bir dünyası var. Evet. Tabii size hayran olmamak, çalışmalarınıza, hayat öykünüze, getirdiğiniz bu noktaya resim sanatının hayran olmamak elde değil. Ve her dönem resim atölyeniz çok bereketli geçiyor hocam maşallah. Öğrenciler var kapınızı çalan, hem resim sanatını öğrenmek isteyen hem üniversiteye hazırlanmak isteyen. Biraz da öğrencilerinizden konuşmak istiyoruz. Evet. Atölyeniz nerede, nasıl başvurabiliriz? Şöyle en başından itibaren, evet, nasıl dahil olabiliriz bu aileye? Atölyemiz şehrin merkezine çok yakın. Havzan Mahallesi'nde. Bize sosyal medyadan telefonla bir şekilde ulaşmak isteyenler ulaşabilirler. Şimdi öğrendiklerini, bildiklerini aktarmak gerekiyor. Yani bir şekilde seni geçecek ressamlar yetiştirmen lazım. Niyet bu değil mi hocam? Ha, niyet bu. Yani ben o bilgi birikim ne varsa, yani benden fazlasını veremem. Yani bildiğimden fazlasını veremem. O bildiğimiz kadarıyla bunları aktarmak düşüncesi hasıl oldu. Bunu almak isteyenler, yani benim bu resim tekniğimi öğrenmek isteyen öğrenciler, onlara da elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bilgi birikimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Kapınız herkese açık mı hocam? Kapımız herkese açık. Yani 7'den 70'e, öyle diyeyim. Çünkü atölyeye gelen küçük çocuklar da var. Çok güzel. Yaş, hı-hı, sınırlaması yok. Ha, yaş sınırlamamız yok. Yeter ki o resmi sevsin, resim yapmak istesin. Yani ille işte benim yeteneğim var mı yok mu onu da düşünmesin. İçinde resim yapma isteği var olan herkes gelebilir. Yetenek işi değil mi hocam bu? Şimdi yetenek tabii ki var. Ama hiç yetenek olmasa bile, yani bir insan o tekniği verdiğimiz zaman, aktardığımız zaman belli bir seviyeye, baya baya bir seviyelere geliyor. Yani teknik resim, bilgi önemli öyle tabii mi? Tabii tabii, o tekniği öğretiyorsun işte. Yani o işte şuradaki atıyorum şu objenin kağıda aktarılmasını, bunu anlatıyor, izah ettiğimiz zaman kendimiz çiziyoruz, gösteriyoruz, bak bu şekilde yapılacak falan diye. Ondan sonra bir iki eğri, bir iki şey derken o fark etmeye başlıyor zaman içerisinde. Görmeyi öğretiyorsunuz. Tabii, ha ya, görmeyi öğretiyoruz. Ondan sonra bu renkleri
görmelerini sağlıyoruz. Yani hem anlatıyoruz hem renkleri karıştırırken. Bu sefer o insan doğadaki renklere daha değişik bakıyor. Aa işte diyor, bunun içinde diyor mor da varmış diyor. Veya bunun içinde şu renkler de varmış. Siyahın içinde beyaz da oluyor. Tabii. Değil mi? Tabii ya, o siyahın içerisinde başlıyor. Tabii tabii. Yani şu var, bu sanatın insana kazandırdığı bir şey. Cenab-ı Allah'ı daha iyi idrak edebilmek. Bu var. Yani orada gördüğün zaman doğadaki o renkleri, o ahengi, o düzeni gördüğün zaman, görebiliyorsan. Çünkü yani çoğu zaman insan işte hiçbir şeye bakmadan geçer. O tarihi eserlerin önünden geçtikleri gibi. O ağaç işte baharda çiçek açıyor. Ve uyumsuz hiçbir renk yok değil mi hocam? Uyumsuz hiçbir renk yok. Hepsi birbirine uyumlu. Tezat bir şey yok. Yani buradan gördüğün zaman o renkleri daha iyi bakabiliyorsun. Daha iyi. Yani niyet çok önemli burada. Yani iyi niyet, biz iyi niyetle bakmaya çalışıyoruz. Yani diyoruz ki Cenab-ı Allah bunları ne güzel yaratmış. Yani resim öğretirken de, yaparken de ben yani o niyetle yapıyorum. Yani Cenab-ı Allah bu yarattıkları nasıl bu kadar ahenk ve düzenli olur? Yani Rabbimize daha büyük şekilde bağlanmak ve daha büyük hayranlıkla. Diyor, diyoruz ki yani kimse kendine sanatçıyım demesin diyorum yani. Kimse kendine böbürlenmesin. Kimse kendini şeylerde görmesin. Çünkü en büyük sanatçı Cenab-ı Allah. Evet. Ya bu kainatı yaratan en büyük sanatçı Cenab-ı Allah. Her şeyi düşünmüş. Hocam bunun üzerine bir yorum yapmayayım. Yapılabilecek hiçbir yorum yok. Size olan saygım bir kat daha arttı. Eğer resim sanatını öğretmedeki niyet buysa, o yüzden o ortaya çıkan tablolar, hani diyorum ya, baktığımız zaman sanki o caminin dibindeymişiz gibi bir atmosfer. Hemen yanındaymışız. Hazreti Mevlana'nın türbesinin önündeymişiz gibi bir uhrevi hava geliyor demiştim. Evet. Demek ki bu niyetin sonucuymuş. Ancak böyle bir niyetle böyle bir sonuç oluşabilir çünkü. Yani niyetimizi halis tutmaya çalışıyoruz. Öğrencileriniz de çok şanslı aslında. Bu niyetle yola çıkan bir hocanın talebeleri oldukları için. Peki aşama aşama bir takım resim sanatıyla ilgili farklı çalışmaları gördük. Kara kalem de var bunun içinde. Evet. İşte natürmort dediğimiz çalışmalar da var. Bu böyle mi olmalıdır? Muhakkak kara kalemle mi başlamalıdır yola mesela? Ya bu tercih meselesi. Yani bir insan direkt boyalarla da başlayabilir. Ama olayı daha iyi kavrayabilmesi için kara kalem çizimi biraz yapması gerekiyor. Yani oradaki bir objedeki gölgesini, ışığını, bunları görmesi, normalde düz bir kağıda yapıyoruz ama bir boyut giriyor resme. Bunu sağlayan da o ışık gölge oyunlarıdır. Yani bu ekranda görüldüğü gibi yine bu genç bir öğrencimizin çalışmaları. Kolaj gibi olmuş. Farklı farklı evet, konular değil mi? Daha farklı. Biz o yani birkaç resmi öyle koyduk. Fotoğrafı öyle çektik. Yani bu buradaki ne oluyor? Bir boyut giriyor. Bir objeler ortaya çıkıyor. Daha sonra bunları renk görerek, renklendirerek belli bir yere belli bir seviyeye geliniyor. Ve üzerine bir de yani öğrencinin şeyi ya, yapısı da çok önemli. Resimleri yaparken. Bu? Yani kimi insan detaya girmeyi daha çok seviyor. Kimi insan daha bir rahat yapayım diyor. Yani o yüzden zaten her kişinin yaptığı resimler farklı farklı olur. Hocam sabırsız biri de resim yapabilir mi? Yapabilir tabii. Ya. Çok güzel de resimler çıkarabilir yani çalışan sabırsız insan. Çünkü günümüz insanı sanattan bahsedilince hep aynı şeyden şikayet ediyor. Vaktimiz yok, işte sabredemiyoruz, çok seviyoruz ama ilgilendiğimiz bir şey var. Bir türlü üzerine gidemedik diye hayıflananlar olabiliyor. Evet. Onlar için de bir şans var mı? Tabii ki şans var. Yani yani herkesin kendi yapısına göre, karakterine göre... biz ona göre yönlendiriyoruz. Yani şimdi bu öğrencilerimiz içerisinde aynı benim tarzdan devam eden öğrenciler var. Bir de bunun haricinde de daha serbest çalışan, daha soyutumsu resim çalışmak isteyenler de var. Biz hepsine
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hoşgörüyle kucakladınız. Yani hepsi tabii ki yani. Sınırlayamayız ki. Yani ben isterim ki benim yaptığım resimlere, bu gerçekçi resimlere, gerçi ben resimlerde bir şeyler anlatıyorum. Anlatımcı tarafı da var ama eleştirirken ona göre eleştirsinler. Ben de onların yaptıkları resmi eleştirirken, yani ben de kendi şeyimi bileyim. Yani hepsi nedir? Eğer sanat özgürlükse, özgür duygularını ifade ediyorsan, bununla da sanatçıyı rahat ve serbest bırakmak lazım. Hocam bir önceki Hazreti Mevlana'nın türbesinde her gün gördüğümüz ama belki de her gün gördüğümüz için kıymetini pek bilmediğimiz o renk tonları var ya. Çok canlı bir fotoğrafmışçasına yaptığınız ama hep uslubunuzu koyduğunuz. Tabii. Benim favorim o. Diğer bütün tablolarınız çok güzel ama o yakın plana hayran olmamak elde değil hocam. O kadar yakınlıktan nasıl hissettiniz? Şimdi tabii ben oradaki şeylere dikkat çektim. Hem Çinilere. Çiniler muazzam değil. Hem Çinilere hem de oradaki ayet-i kerime. O türbenin üzerindeki yazan. Şimdi bunu fotoğrafla çektiğiniz zaman, çektiğimiz zaman o renkleri ifade etmek çok zor fotoğrafta. Çünkü koyu renk olabilir, açık renk olabilir. Oradaki o turkuazı ifade edemeyebilirsiniz. İşte bu kare, bu muazzam ya şimdi, bir eser hocam. Şimdi bunun fotoğrafını çektim ben. Tabii fotoğraftaki renkler daha bir değişik. Ama ben orijinalini bildiğim için çıplak gözle burada gerçek renklerini uygulamaya çalıştım. Siz artık gönül gözüyle görerek onu yapmışsınız. Çünkü fotoğrafla böyle bir renk hakikaten imkansız. Çünkü makineye de tabisiniz, o anki ışığa da tabisiniz. Tabii ki, tabii ki. Yani. Peki bunun aslı nerede hocam? Bu resmin aslı şu anda İstanbul'da. Çünkü ben yayın öncesinde aylar önce sormuştum hocama. Hocam bunun aslı nerede diye. Umarım ki iyi ellerdedir. Güzel, evet, iyi ellerde bir Mevlana dostu. Bir ablamız da. Değil mi? Bu resim de bak çok yeni. Öyle mi? Evet. Bu resim daha dün öğlen bitirdim. Şu anda Mevlana Kültür Merkezi'nde Hazreti Pir'in Konya'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. 42 sanatçı ve 42 eser diye Selçuk Üniversitesi ile Konya Belediyesi ortaklaşa. Ya bu gelişmeler de beni çok mutlu ediyor aslında. O sergi için özel hazırladım onu. 3-5 gün uğraştım. Çok güzel. İlk görenlerdeniz. Evet, sergiden ilk görenlerdeniz. Daha sosyal medyada paylaşmadım o resmi. Hocam ellerinize, evet, yüreğinize sağlık. Her tablo üzerine uzun uzun konuşulabilir. Çok güzel. Hepsinin tadı bambaşka. Bu arada sorular var. Hemen birkaç tane paylaşayım. İzleyicimiz hangi malzemeleri kullandığınızı sormuş. İsterseniz ona yayından sonra özel cevap verelim. Marka olur, istemiş. Tamam. Bir diğer sorusu da Ankara'da eğitimi var mı diyor. Vallahi inşallah, yani gönlümüz istiyor Ankara'da da ders verebilmek, İstanbul'da da ders verebilmek. Yani birçok yerlerde gönül tabii ki arzu ediyor ama şu an Konya'da devam ediyoruz. Yani atölyem şu anda Konya'da devam ediyor. Ama ileriki zamanlar içerisinde olumlu bakıyorum. İnşallah öyle güzel şeyler olur Ankara ve İstanbul'da da. Aslında Ankara ve İstanbul ulaşımda Konya'yla... Yani çok yakın aslında, evet. Çok yakın. Hızlı tren ve uçak avantajı çok fazla, tabii. Ama tabii gönül istiyor ki şehirlerinde olsunlar. Sizi orada görmek istiyorlar. Tabii ki İnşallah. Yani Ankara'da ve İstanbul'da tabii ki çok değerli sanatçılar var. Onlardan ders alabilirler. Size bazen sanat galerilerine misafir oluyorsunuz değil mi hocam? Evet, sergilere tabii ki, misafir tabii, oluyorsunuz. Tabii ki. Peki tablolarınız Türkiye genelinde birçok noktada, belki dünya dışında değil mi? Dünya ülke dışında birçok noktada sergileniyor. O his nasıl bir şey? Bu kadar yüreğinizden gelerek bir tablo oluşturuyorsunuz. Muhakkak sanatseverlerle buluşacak, onlar sahip çıkacak, sergileyecek. Bir ayrılık acısı oluyor mu hocam? Muazzam eserler çünkü. Ya o nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir de benim resimlerde şu var. Resimle fazla zaman geçiriyorum. Bir tabloyla, o büyük tablolar özellikle. Mesela burada küçük görünümüne bakmayalım değil mi? Tabii o büyük tablolar mesela 2 metrelik civarında tablolar var. Mesela onlarla 2 ay, 3 ay
yaşıyor bu tablolarla beraber. Yani bir de öyle zaman oluyor ki resim bitsin istemiyorum. Yani o derece bir şeylik oluyor. Tabii bu resimler ayrılmak da gerçekten zor. O şudur beni mutlu eden, o resmin ehil, o resmi kıymetini bilen yerlerde asılı olması, o da bana ayrı bir mutluluk veriyor. Evet. Ya yani ben keyifle söylüyorum, işte diyorum ki benim resmim filan koleksiyonda, işte filan resmim işte yurt dışında filan yerde ve onlara gözü gibi bakan insanlar. Ve şu gerekiyor, yani bir sanatçıyı, sanatı destekliyoruz, sanatçıyı destekliyoruz. Bunlar lafla olmuyor. O sanatçının daha yeni resimler üretebilmesi için o resimlerin de bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. İstanbul'dan bir manzara. Evet. Yine müthiş ışığınız, üzerinde çalışma yapılabilecek bu ışığınız anlatması mümkün yani, değil. Oradaymışız evet. gibi bir his. Ama yine sizin, ben hocam size bırakayım. Yani burada yani İstanbul'a gittiğin zaman zaten çok etkileniyorum. Ben çok seviyorum İstanbul'u. Burası da ayrı bir güzel yerlerinden birisi İstanbul'un. Burada günümüz insanları, çağımızın insanları, gördüğümüz gibi işte bu kıyafetleriyle de yansıtıyoruz. Şunu da yapmaya çalışıyorum. Ben bu resme bakınca onu da söyleyeyim. İşte bu oryantalist ressamlar, işte Osmanlı son döneminde işte ülkemize veya diğer ülkelere girip resimler yaptılar. Yani ben de bir yönde onlar gibi veya bir Osman Hamdi'nin yolundan gidiyorum diyebilirim. Yani günümüz şeyi itibariyle. Yani Osman Hamdi o çağını yapmış, ben de kendi çağımı yapıyorum. Yine o işte tarihi mekanlar ve günümüz insanları. Yani bu belki bu 20 sene sonra, 30 sene sonra bu kıyafetler olmayacak. Evet. Belki 50 sene sonra bu kıyafetler olmayacak. Bir ben onu yansıtıyorum. Yani. Bir de oradaki o derviş de ona siz artık nasıl yorumlarsanız. Hocam dervişin yerini söyleyelim mi izleyicilerimize? Sağdaki minarenin hemen altında üzerine giydiği yeşil cübbesiyle değil mi? Evet. Yürümeye devam eden dervişi gördünüz. Evet, arkadaşlarımıza gösterdiler. Yani her resmi de buradaki, yaşamaya devam tabii ediyorsunuz. Ki, buradaki derviş, derviş dediğimiz sevgidir. Buradaki derviş. Buradaki dervişimiz aşktır. Buradaki dervişimiz içimizdeki o özlemdir, barış özlemidir. Yani muhabbet, kardeşliktir tabii ki yani. Buradaki dervişi birçok şekilde yani herkes kendine göre yorumlayabilir. Ama buradaki derviş hiçbir zaman bir bağnazlık, bir yobazlık değildir. Yani medeniyetin bir göstergesidir. Medeniyetin bir göstergesidir. Evet. İstanbul'da da tabii çok önemli noktalar var. Ecdadın bize miras bıraktığı, aynı zamanda emanet ettiği. Çünkü biz miras deyince zannediyoruz ki biz istediğimiz gibi kullanalım. Nasıl işimize gelirse öyle yorumlayalım, evet, ama yani tam tersine öyle değil. Göz bebeğimiz gibi bakmamız tabii gereken. Tabii o şekilde bakmamız. Yani miras işte yani bir hemen mirasın değeri bir bilinmiyor zaten. Çünkü hazır geldiği için. Evet. Emanet belki yani, daha doğru yani, değil mi? O işte burada bizim sahip çıkılması gereken miras, sahip çıkılması gereken emanettir yani. Hocam bu arada vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Öğrencilere özel çalışmalar da yapıyorsunuz. Yetenek sınavlarını hazırlama gibi. Evet. Biraz da bundan bahsedelim mi? Yani burada şu var. Öğrenciler için, yetenek sınavına hazırlanan öğrenci için bunu oğlum hazırlıyor. Oğuz Kaleli. O da ressam değil mi? Evet. Müthiş. Yani o da yüksek lisans bu sene tez aşamasında bitiyor. O tabii ki o durumları daha iyi bildiği için onlara o birebir ilgileniyor yetenek sınavıyla. Daha önceki yıllarda da ilgilendi ve yani başarı yüzdemiz yani %98'in üzerinde. Çok, çok büyük güzel. Başarı var. Yani bizim şu anda yetiştirdiğimiz öğrencilerden işte İstanbul'da işte o büyük üniversiteler birincilikte girenler, Konya'mızda, diğer başka şehirlerde
hepsiyle, çoğuyla arada telefonla görüşüyoruz. Teşekkürlerini söylüyorlar. Çok güzel. Yani irtibatımız devam ediyor. Oğlunuzun resim sanatındaki üslubu sizden farklı. Of, tabii ki farklı. Ve bu sizin hoşgörünüzün bir göstergesi aynı yani zamanda. Öyle olması gerekiyor. Değil o da mi? Kendi dünyası ve kendi yaşını onu geçinecek, yansıtması evet. lazım. Yani belki de ben onun yaşında onun gibi resimler yapıyor olabilirdim. Benim o yaşlarda yaptığım resimler de farklıdır. Hem yaşı hem nasıl gördüğü dünyasını onları yansıtıyor. O da o şekilde devam edecek. Evet hocam. Evet. Bu arada veda etmeden önce reklam arasında bana çok güzel bir tavsiyede bulunmuştunuz. Hani bu derviş temasının ortaya çıktığı anları anlatmıştınız bize. Konya'da çok önemli bir medresede geçirdiğiniz bir hafta 10 günlük süre galeri süresinde o mekandan çok etkilendiğinizi, orada yaşayan bir atmosferi hissettiğinizi ve bundan sonra tarihi mekanları resmetmeye başladığınızı anlatmıştınız. Anne babaların çocukları o mekanlara götürmelerini ama orada bir takım şeyleri hissetme noktasında onları da sevk etmelerini söylemiştiniz. Evet. İsterseniz buradan bir daha tekrarlayın. Ya, tabii ki bu bize mirassa biz de çocuklarımıza bir şeyler miras bırakmamalıyız. Bırakamıyorsak eğer günümüz bu şehir mimarisinde beceremiyorsak bu işleri en azından bu tarih eserlerimize sahip çıkıp aile bireyleri olarak da anne baba olarak da o çocuklarımızı o eserlere götürelim. Ama böyle şey bakar gibi değil. Onu hissettirerek. Hayalinde canlandıracağız. Tabii hayalinde kimler canlandırarak. Yani o eserle ilgili bilgi sahibi olup. İşte bak oğlum kızım işte neyse burada şu eğitimler görülmüş. Bu cami işte filan tarihte yapılmış. İşte burada işte kimler namaz kılmış. Hangi teravihler yapılmış vesaireler. Bak işte şuradaki işlemesine vesairesine. Vatan sevgisi, millet sevgisi, yani, din sevgisi tabii ki değil yani. Mi? Şimdi çocuk bu dış ülkelerde özellikle Japonya'da mutlaka bunu yapıyorlar. Çocukların o bilinci yerleştirebilmek için. Eğer biz çocuğumuzu o bilinçle, o tarih bilinciyle o mekanlara götürdüğün zaman o kişi, o çocuk vatan haini olamaz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel tavsiyelerdi. İnşallah tekrar buluşmak üzere diyoruz. İnşallah. Haftanın son canlı yayınıydı. Pazartesi günü inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.